İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Kenneth Haçikyan, Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni yetimler. Ara koridor, Bakü ve Tiflis Çin şemsiyesi altına saklanmak istiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı son Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan ihtilafı hakkında kuvvet kullanımı kabul edilemez. Avrupa Birliği, çizilmiş sınırların yokluğunda 1991 sınırına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Abluka sonucunda Arsah ekonomisi 230 milyon dolar zarar gördü. Sergi, Kilikya Kültürel Mirası. Kaliforniya Cumhuriyetçi Partisi'nin aslanı lakabıyla da anılan Ken Haçikyan, 9 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında baş danışman olarak yer almış bir siyasi strateji uzmanıdır. Başkan Ronald Reagan'ın ofisinde çalıştı ve konuşmalarının yazarıydı. Kaliforniya'nın Visalia'da Ermenilere uygulanan soykırımdan, Arminosit'ten sağ kurtulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden bir ailede dünyaya geldi. Haçikyan, Başkan Ronald Reagan'ın konuşma yazarı olarak ilk açılış konuşmasını ve İran krizinden kurtarılan rehinelere hoş geldiniz konuşmasını yazdı. 2008 yılında çekilen Forrest Nixon adlı filmde onun karakteri de dahil edildi. Ermenilere yönelik soykırım Arminosit sırasında Osmanlı hükümeti Ermeni kadın ve çocukların bir kısmını Türkleştirme ve İslamlaştırma politikası da uygulanmıştır. Bu, soykırım bağlamında ele alınmalı ve soykırımın yapısal unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Çünkü zorla Müslümanlaştırılan Ermeni kadın ve çocukları sadece fiziksel olarak kurtarılmıştır ama etnik grup olarak yok edilmiştir. Western Armenia TV, Ankara bölgesinde bir binada toplanan Ermeni yetimlerle ilgili iki Osmanlıca belgeyi ve bunların Batı Ermenice çevirilerini yayınlıyor. Birinci belgede İçişleri Bakanı Talat, Ermeni çocukların o binada topluca kalmalarını uygun görmez ve İslami teşkilatlara dağıtılmalarını emreder. İkinci belge ise Ankara Vali Yardımcısı Atıf'ın bu talimata verdiği cevabıdır. Atıf, o bölgedeki Ermeni kadın ve çocukların sayısı hakkında bazı bilgiler vermekte ve Ermeni çocukların İslami kuruluşlarda dağıtılacağını bildirmektedir. Beklenmedik bir çalışma ziyareti için Bakü'ye giden Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 3 saat süren bir görüşmede bulundu. İki komşu ülkenin liderleri, ekonomi, siyaset, insani yardım alanında ikili işbirliği ve enerji, ulaşım ve lojistik alanlarında ortak jeoekonomik projelere katılımı dikkate alarak birbirleriyle düzenli olarak temaslarını sürdürüyor. Gürcistan hükümeti Bakü'de düzenlenen toplantıda bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çalışmalara dikkat çekildiğini duyurdu. Neden yeni bir sorun ortaya çıktı? Aliyev ile Garibashvili arasında acil bir istişare gereği bölgedeki güvenlik sektöründe neler oluyor? Uzmanlar, kargo sahiplerinin ve nakliyecilerin Baltık ve Azak Karadeniz havzalarının limanlarından geçen rotaları tercih etmeleri nedeniyle daha önce ulaşım koridorunun bu yönünün potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını belirtiyor. Ancak Bakü, Tiflis ve Ankara'nın girişimi başarılı olursa birçok Avrupa ülkesi de Çin ve Asya ile bağlantı kurmak için ara koridoru kullanacak. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Amerika'nın Sesi Ermeni Servisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Terköy yakınlarında meydana gelen ölümcül çatışmaya ilişkin sorusuna cevaben, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımını kabul edilemez olarak nitelendirerek müzakere sürecini kesintiye uğrattığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yanıtında şunu kaydetti. 11 Nisan'da Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan güçlerinin katılımıyla meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan ölümcül çatışmadan dolayı üzgünüz. Ölen ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Çatışmanın askeri bir çözümü olamaz ve anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanılması kabul edilemez.
Sürdürülebilir barışın tek yolu müzakere masasıdır ve güç kullanımı müzakereleri sekteye uğratır. Avrupa Birliği, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesine bağlı Tey köyünde Ermeni Silahlı Kuvvetleri askerlerine yönelik saldırısını kınadı. Avrupa Birliği'nin diplomatik servisi, Azerbaycan'ın provokatif saldırısını çatışma olarak nitelendiren bir mesaj yayınladı. Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Masrali, bu olay sınır çizilmediği takdirde 1991 yılında belirlenen hattına saygı gösterilmesi, olayların tekrarlanmaması için her iki tarafın kuvvetlerinin bu hattan güvenli mesafelere çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, dedi. Açıklamada şöyle deniyor. 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na göre toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasıyla ilgili Ekim 2022'de Prag'da verilen taahhütler de dahil olmak üzere önceki taahhütlere uyulmalıdır. Avrupa Birliği ayrıca sınır belirleme müzakerelerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyor ve bu süreci desteklemeye hazır. Avrupa Birliği yine itidal ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısında bulundu. Batı Ermenistan hükümeti Alma-Ata'nın açıklamasının hukuki bir akt olmadığını, Batı Ermenistan'ı hiçbir şekilde yükümlü kılmayan bir niyet beyanı olduğunu hatırlatır. 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin dağılmasından sonra bu akt, Sert Antlaşması'nı, Batı Ermenistan'ın tanınmasını ve Ermenilere yönelik soykırımın sonuçlarını dikkate almaz ve içeriği, 10 Ağustos 1920'de Sevr'de imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın uygulamaya kadar ancak geçici bir çözüm olabilir. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan'ın Artsakh'a uyguladığı 4 ay süren abluka sonucunda bireysel ve toplu insan hakları ihlallerine ilişkin olağanüstü 3 dilli raporun güncellenmiş bir versiyonunu 12 Nisan'da yayınladı. Rapordan alıntılar sizlere sunuyoruz. Stepanakert Goris Karayolu, Berzor yolu boyunca insanların iki yönlü hareket etme vakaları yaklaşık 183 kat azaldı. Olması gerekenden yaklaşık 12 kat daha az hayati yük ithal edildi. 48.800 ton yerine 4.089 ton. Abluka nedeniyle 570'i çocuk olmak üzere toplam 3.900 kişi evlerine dönemedi. 1060 vatandaş sağlık sorunlarını ameliyatla çözme imkanından mahrum edildi. Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a doğalgaz tedarikini 56 gün boyunca tamamen veya kısmen durdurdu. Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a elektrik tedariki 93 gün boyunca tamamen kesildi. Ön tahminlere göre yaklaşık 10.300 kişi fiili işini ve geçim kaynağını kaybetti. Bu da özel sektörde çalışanların %50'den fazlası. Doğalgaz ve elektrik kesintileri plansız ormansızlaşmaya yol açarak 7.400 ağacın daha kesilmesine neden oldu ve bu da sağlıklı bir çevrenin sağlanmasında sorunlar yaratacak. Ülke ekonomisine yaklaşık 230 milyon ABD doları zarar verildi. Savunmasız grupların temsilcileri arasında bir dizi hak ihlali daha şiddetlidir. 30 bin çocuk, 9 bin engelli kişi, 20 bin yaşlı, 60 bin kadın ve kız çocuğu ve 15 bin yerinden edilmiş kişi. Raporun ayrıntılarını okumak için aşağıdaki linki tıklayın. Konstantinopolis İstanbul'un Galeri Bir Zamanlar sergi salonu, 100 yıl önceki Antakya ve Aleksandret İskenderun şehirleri ile Musa Dağı panoramasının sunulacağı bir sergiye hazırlanıyor. Sergi salonu müdürü Osman Köker düzenlediği basın toplantısında bunu belirterek 6 Şubat depreminin çok sayıda can almasının yanı sıra şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerini de yok ettiğini kaydetti. Osman Köker, 18 Nisan'da başlayıp 10 Haziran'a kadar devam edecek olan sergide hem kültürel mirası korumanın yollarını araştıracağız hem de afetten etkilenen topluma destek olacağız. Antakya, İskenderun ve Musa Dağı Ermenileri adlı kitabın satışından elde edilen gelirin Batı Ermenistan'daki Ermeni Vakıflı Köyü'nün yeniden inşasına bağışlanmasına karar verildi, dedi.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Etno Colors grubundan Vay Babo adlı eseri sunuyoruz. Şöptör bagniki ore kap kap utan zır kise tak tak çurun itema mamis kisen gıkısı Vay Babo Vay Babo Bu eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.